İçinde ölüme karşı her zamanki korkuyu arıyor, bulamıyordu. Hani ölüm, ne ölümü? Hiç korku yoktu. Çünkü ölüm de yoktu. Ölüm yerine ışık vardı. İvan İliç birdenbire yüksek sesle "Demek böyleymiş," dedi. "Ne mutluluk." Bütün bunlar onun için bir anda oluverdi ve bu anın anlamı artık değişmedi. Orada bulunanlara göre onun can çekişmesi daha kaç saat sürdü. Göğsünde bir şeyler hırıldıyordu. Bitkin vücudu titremeler içinde sarsılıyordu. Sonra hırıltılar, horultular gitgide seyrekleşti. Birisi üzerine eğilerek "Bitti," dedi. İvan İliç bunu duydu. İçinden tekrarladı. Kendi kendine "Ölüm bitti," dedi. "O artık yok." Derin bir soluk aldı. Bu soluk alış yarıda kaldı. İvan İliç boylu boyunca uzandı ve öldü. Merhabalar. Bu bölümde Tolstoy'un İvan İliç'in Ölümü isimli kitabını inceleyeceğiz. Tolstoy çelişkiler içerisinde bir hayata sahip bir yazar. Zengin bir aileye sahip fakat inandığı değerler bu yaşam biçimine aykırı. Ömrünün sonuna doğru da zaten bu çelişkiler sebebiyle evini terk ediyor ve bir tren istasyonunda hayatını kaybediyor. Kitap İvan İliç'in ölüm döşeğinde yaşadıklarını, aklından geçenleri, düşüncelerini, kendisiyle hesaplaşmasını anlatıyor. Etrafındakileri inceliyor. Bu kitabı biraz daha farklı bir bakışla incelemek istiyorum. Kariyer başlığı insanoğlu için son 50 yıldır bir sorun konusu olmuş. 20. yüzyılın başında bile insanların kariyer gibi bir sorunu yoktu. İnsanlar girdikleri bir işte ömürleri boyunca çalışmaya razıydılar. Çünkü tüm dünyada savaşlar, salgın hastalıklar o kadar yaygındı ki herhangi bir yerde çalışıp para kazanmanın zaten kendisi bir başarıydı. Tek bir işçi maaşıyla geçinmek gayet normaldi. Olağandı. Geri kalan tüm hırslar ve talepler gerçekçi değildi. Yeterince gerçekçi değildi. Çalıştığı yerde aynı zamanda mutlu olmak, yaptığı işten tatmin olmak gibi şeyler son 50 yılın konusu. Hatta daha da yakın son 20-30 yılın konusu. Tabii bugün hala dünyanın farklı bölgelerinde bu durum halen geçerlidir. Fakat bizim odak noktamız Avrupa veya Amerika gibi gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler olduğu için bireyin kariyer gibi derdin olması artan refah düzeyiyle ortaya çıkan çok çok yeni bir durum. Peki insan neden kariyer konusunu kendine dert edinir? Yani sebep nedir? Para mı veya makam ve mevki mi? Asıl sorun paraysa, yani kariyer ilerledikçe kazanılan para artar düşüncesiyle hareket ediliyorsa kariyer geçici bir derttir. Çünkü er ya da geç yeteri kadar çalışırsa o para kazanılır. Asıl sorun makam veya mevki ise yine aynı şey geçerli. Yeteri kadar deneyim ile istenilen makama gelmek sadece zaman meselesidir. Doğru yerde doğru şeyi yapmak meselesidir yani. Tabii bu söylediklerim hani ideal durum için geçerli. Yani kayırmacılığın olmadığı, meritokrasinin geçerli olduğu ülkelerde geçerli. İvan İliç'te ise her ikisi de var illaki. Her ikisi de var. Fakat derinlerde daha farklı bir değişken var bence. Yani denklemden parayı ve makam ve mevkiyi çıkardığımızda kariyer konusu hala bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Daha açık olmak için şöyle bir soru sorayım. Örneğin eğer 1 milyar dolarınız olsaydı bu hayatı nasıl yaşardınız? 1 milyar dolar dememin sebebi çoğu insan için hani bu miktarda bir paranın aslında sonsuz paraya denk bir miktar olması. O yüzden hani 1 milyar diyorum. 5 milyar, 10 milyar, 5 milyarla 10 milyar dolar arasında hani orta gelir düzeyine sahip bir insan için bir fark da yok. Bu soruya herkesin vereceği bir cevap var. Yani çoğu insan, buna ben de dahilim, bu soruyla ilk karşılaştığında hani gerçeklik algısından çıkması biraz uzun sürüyor. Çünkü insan kendine yakıştıramıyor 1 milyar dolara sahip olmayı. Ama ciddi bir şekilde böyle üzerinde düşünüldüğünde mutlaka herkesin vereceği bir cevabı var. Nedir? İşte gezip tozarım, istediğim şeyleri satın alırım, işte her yere giderim gibi cevaplar. Bunlar kısa vadeli düşünmenin bir sonucu. Yani tüm dünyayı gezmek ne kadar vakit alabilir ki? Veya satın alınabilecek şeyler sınırlı değil midir? Sonuç olarak bu tarz cevapların ömrü maksimum 5 yıl.
Yani 5 yıl boyunca bu zamana kadar yapmak isteyip de yapılamayan her şey yapılabilir. 5 yılın sonunda yine hala sonsuz miktarda paranız olsa ne olacak? Yani hemen şöyle klişe bir cevap kayıp da işte insan depresyona girer ya falan demeyelim. Biraz daha beyin fırtınasına devam edelim. Aslında burada şu noktaya varmaya çalışıyorum. Bir insanı psikolojik olarak her gün yataktan kaldıran, işte o günü verimli bir şekilde geçirmesini sağlayan şey ne? Kendisine koyduğu hedefler ve onlara ulaşma çabasıdır bence. Bu hedefler kişinin kim olduğuyla da çok yakından ilgili. İvan İliç için yaşadığı toplumda saygın bir yerde olma kaygısı, işte devlet kademesinde önemli bir makam sahibi olması, bu sayede çocuklarının geleceğini garanti altına alması gibi sebepler olabilir. Ama bu durum biraz da eksiklik duygusunun ne olduğuyla yakından ilgili. Yani saygı görme ihtiyacı burada kesinlikle aşağılık bir talep falan değil. Ama burada değinmek istediğim, bu duruma gelmek için neyin gerçekleşmesi gerekiyor? O şeyin ismi başarı. İnsanlar başarılı insanlara saygı duyar. Hepimiz. Özellikle de kendi emeğiyle, kendi çabasıyla bir şeyler başarmış insanlara saygı duyulur. Bu da çok insani bir duygu, insani bir refleks. Bu yüzden örneğin sıfırdan başlayıp da başarılı olmuş insanların hikayesi bize hep çekici gelir. Filmlerde, dizilerde o insanların hikayelerini görmeyi, öğrenmeyi isteriz. Hiçbir şey olmayan bir insanın uzun süren çabaları sonrasında her şeye sahip olması muhteşem bir hikayedir, bir idealdir insanlara sunulan. Peki başarılı olmak nasıl bir duygu? Başarılı olmak insana ne hissettiriyor? Şimdi herkes mutlaka hayatı boyunca bir şeylerde başarılı olmuştur. Nedir? Belki çocukken yaptığınız bir resim sınıfın en güzel resmiydi. Belki lisede en güzel kızla siz birlikteydiniz. Belki üniversitede bir şeyler yaptınız, çok başarılı oldunuz veya ne bileyim işte halı sahada muhteşem bir gol attınız. Bu da bir başarı kriteridir. Neyse. Sonuç olarak 20 ila 30 yaş aralığında olan herkes mutlaka hayatı boyunca en azından birkaç kez başarılı olmuştur. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Hani ana fikri burada aslında söylemek istediklerimin. O başarılı olmuş olmanın verdiği o haz var ya, o için içine sığmaması, o kazanmış olma hissi. İşte tüm bunların sebebi o. İvan İliç'in de hayatı boyunca para ve makam mevki peşinde hayatını harap etmesi bu şekilde okumak mümkün. Salt makam hırsı, salt para peşinde koşmak insanı sadece belli bir süre tatmin eder. Ama başarılı olmanın verdiği o hazza olan o bağımlılık var ya, o his insanı ömrü boyunca o hazzı tekrar yaşamak için kendini parçalamasının sebebi işte bu. Aksi halde ya bugün tanıdığınız dünyanın o en zengin insanları işte Warren Buffett veya Bill Gates gibi neden hala çalışmaya devam etsinler? Neden hala bir şeyler için uğraşsınlar ki? Servetlerini korumak için mi? Bunu yapan zaten kendi çalışanları var. O çalışanlar zaten o saydığım insanların servetlerini arttırmak, hiç arttıramıyorsa da korumak için varlar. Neden o zaman o insanlar depresyona girmiyor? Neden halen bir şeyler için çabalamaya devam ediyorlar? Çünkü başarılı olma ihtiyacı işte böyle bir şey. Bağımlılığı olan bir şey. İvan İliç için de aynı şey geçerli. İvan İliç de en başından beri başarılı olmanın o hazzını dibine kadar yaşadığı için buna devam etti. Bunun için de ölene kadar buna bağlı kaldı. Dolayısıyla hayatın en son anında o muhasebesini yapmaya başladığında zararlı çıktığını düşündüğü için pişmanlığını da dibine kadar yaşadı. Başarısını sadece makam ve mevki sahibi olmaya bağladığı için getirisinin götürüsünden daha az olduğu gerçeğiyle karşılaşmak büyük bir yıkım olmuştur onun için. Başarı kriteri makam ve mevkiyle ölçülen bir insanın etrafındaki herkes istisnasız herkes için aynı şey geçerli. Bunun gereği olarak da Ivan Illich ölüm döşeğindeyken de etrafındaki en yakın insanları bile aynı başarı kriterini devam ettirme güdüsüyle hareket ettiğini görüyoruz. Çünkü Ivan Illich'in ölümü başkaları için onun makamının boşalması ve orayı doldurma ihtimalinin ortaya çıkması. Ya bir başkasının ölümü bir başkası için fırsat haline geliyor. Şimdi burada makam ve mevki sahibi olmanın başarılı olmak anlamına geldiğini düşünen herkes için ölmeden önce hani bu pişmanlığı yaşayacaktır gibi genelleme yapmak da yanlış olur. Bu mansebeden herkesin zararlı çıkacağı öngörüsü o hatalı, aksak olur. Bu tamamen beklentilerle ve beklentilerin değişmesiyle alakalı. İvan İliç gençken kurduğu denklemi ölüm döşeğindeyken değiştirmeseydi gayet mutlu bir şekilde ölümü bekleyecekti.
her şeyin başında kendince icat ettiği başarılı olma formülü var. Bu formülü hayatı boyunca uyguladı. Fakat hayatının son anlarında bu denklemin değişkenlerini değiştirdiği için isyan etti. Peki bu mümkün müdür? Yani ölüm döşeğinde bile bir insanın iradesini koruması, dirayetli bir şekilde yaptığı veya yapmadığı şeylerden pişman olmamayı sağlaması mümkün müdür? Bence bu tamamen hayata hangi açıdan bakıldığıyla alakalı. Hayat boyu sahip olamadığı şeylere odaklanan insanlar ölmeden hemen önce de aynı şeyleri düşünüp mutsuz olurlar ve mutsuz ölürler. İvan İliç hayatı boyunca sahip olamadığı makamlara odaklanıp onlara ulaşmaya çabalayan bir insan ve en sonunda da tüm makamlara ulaştığında yani bu sefer de etrafında kendisini makam için değil de sadece kendisi olduğu için saygı duyulmasını isteyen biri. Yani sahip olmadığı bir şeyi isteyen biri konumuna geliyor yine. Ama tam tersine ömür boyu sahip olduğu şeylere odaklanan, başarı kriterlerini de sahip oldukları üzerine kuran insanlarsa ölmeden önce yine sahip olduğu şeyleri odağına alır. Kaldı ki sahip olduğu şeyler üzerine kurulan başarı kriteri de sahip olunamayan şeylere sahip olmak mümkündür. Ölmeye yakın yapılan muhasebede de terazinin ağır bastığı bir taraf olmaz. Burada üzerine durulması gereken hani aklımıza gelen soru şu. Ölümün mutlu veya mutsuz gerçekleşmesinin ne kadar anlamlı olduğu. Yani mutlu bir şekilde ölmenin getirisi nedir ki götürüsü dert olsun. Tolstoy'un İvan İliç'in Ölümü isimli kitabı psikolojik çıkarımların çok başarılı yapıldığı bir kitap. Çok kısa bir kitap ama anlattığı şeyler çok fazla. Yaşam ve ölümü olabildiğince derin bir şekilde inceleyebilmiş bir kitap. Çok da rahat okunan ve okuması da çok zevk veren bir kitap oldu benim için. Bu bölümlük bu kadar. Ufak bir duyuru yapacağım. Bundan sonraki bölümlerde her bölümün sonunda bir sonraki bölümde hangi kitabı inceleyeceğimi duyuracağım. Örneğin önümüzdeki hafta Ernest Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz, İhtiyar Balıkçı kitabını inceleyeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.